Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 18 Ekim Salı, Adana yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün yerli yarıştan bir tane yarışımız var. O da Adana'da 9 koşulu 88 safkanın şu anda kayıtlı olduğu bir program arkadaşlar. Bugün tek bir programım var yine. Yine Amerika çiftçi gidiyor ama dediğim gibi bu Amerika'nın bu bölgelerini yorumunu yapmıyorum. Ancak öteki en azından daha iyi yerler olan programlar yapıyorum. Örnek vereyim size, Kinland olsun, Belmont olsun, yani bu tip yerleri zaten, Saratoga olsun, onların zaten kaydını yapıyorum arkadaşlar. Ama böyle biraz TCK'nın geçiştirmek amaçlı iki program birden koyduğuna göre artık hani sizler de anlayın. Bu altılar zaten ya para veriyor ya hiç vermiyor. Yani orta şeker bir programlar. O yüzden ben en azından sizlere daha iyi olsun diye, sağlıklı olsun diye bu programları yayınlatmıyorum arkadaşlar. Ama dediğim gibi öteki Amerika programlarını ben zaten onları sizlere elimden geldiğince kaçırmamaya çalışıyorum. Gelelim bugünkü programımıza. Adana'da bugün 9 koşulu programımız var ve saatler 14'ü gösterirken birinci koşuyla başlıyoruz. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileyelim ve Maiden 2 yaşlı İngilizlere 1400 metre kum yarışına ilk startımızı verelim. 9 safkanın yer almış olduğu bu koşuda baktığımız zaman ilk kez start alacak olmasına rağmen bir nolu Anıl amca, bu General Quartes temsilcisi Ayhan Kurşun'la start alıyor ve ilk kez start alıyor ama uzun zamandan beri hem de uzun galoplarla bayağı da gösterişli bir safkan. En azından şöyle bir size videosunu da göstereyim, atın en azından görmek açısından size iyi olur. Hani devamlı göstermiyorum ama en azından bu yarış, bu Anıl amcayı bir görün amaçlı diyorum. Çok güzel bir tay, gerçekten Allah ayaklarını düz bastırsın. Maşallah var. Tabii gösterirse de bakayım, açılmadı henüz. Bakalım. Ha, açıldı. Allah nasip etti. En sonunda açıldı. Evet arkadaşlar, şu anda görmüş olduğunuz gibi aksiyonları güzel. Aksiyonları oldukça iyi. Bir de eşkalli bir safkan. Yani üstündeki pek hiçbir şey yapmasına da gerek kalmamış. Görüyorsunuz. Her yerde rahat gidiyor. Yani böyle akışlı, rahat giden safkanlar, bir de ilk kez start alıyorsa gerçekten gösterişli bir safkan. Tabi gönül isterdi ki bunun yanında en azından bir safkan daha olması en azından daha iyi kavrayın. Bakın içeride bir tane safkan var, görüyorsunuz. Gerçi o Arap içerideki. Ama uzun aksiyonları var bu safkanda. Bayağı iyi bir görüntüde. Benim de çok çok beğendiğim bir tarafı oldu. O yüzden ben bu safkanın normal şartlar altında kazanması bekliyorum. Tabii ki ilk startı olması bir dezavantajlı. Her ne kadar ne olursa olsun en azından bir yarış görmesi gerekiyor diye düşünebiliriz ama çalışmaları bayağı yüksek, çok fazla. O yüzden ben küçük ve risk sevenler için bir alternatif banko adayı olarak vereceğim. Bu bir nolu Anıl amcayı Ayhan Kurşun'la. Ama tabii ki ilk startını yadırgayıp da bir içe dışa bir sapmalar yapabilir tay yarışı sonuçta, çünkü ilk kez start alıyor. Öteki safkanlar da baktığın zaman hepsi de tecrübeli, yani en azından bir yarış gören var, çok yarış gören var. Tabii bunların yanında ilave etmeye geri duyanlar olacak haklı olarak. 4 nolu Eagle Man, bu agresif at temsilcisi Ercan Çakkaya, en azından iyi bir performansı var. 9 nolu Tarsus Rüzgarı, Smart Robin temsilcisi de Müslüm Çelik'le start alıyor ve grubun tecrübeli ismi. Ve bu aralar formunu yükselten bir safkan. 8 nolu Glow Man, bir Air Protus temsilcisi, Mehmet Salih Çelik'le start alıyor. Bu safkanla 4 yarışı oldukça tatminkar gözüküyor. Bir de 7 nolu Blue Inferno, bir Wind River Wind temsilcisi Mehmet Akyavuz'da en azından bir yarış görme avantajına sahip. Bu safkanlardan bugün güzel bir yarış bekleniyor. Tabii ki önceliğimiz 1, daha sonra 4, 9, 8, 7 olarak arkadaşlar. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde handikap 16, 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışına geldik. Ve buraya baktığımız zaman 11 safkanın yer almış olduğu koşu. Tabii buradan galopları seyredebilirsiniz arkadaşlar. Son galoplarını burada en azından TJK böyle idman görüntüleri de koymuş. Burada sadece birisi gözüküyor. Ben burada 4 nolu Anadolu Edası Mendip temsilcisi Mehmet Salih Çelik'le start alacak olan safkan son 2 yarışı kazandı. Hatta şöyle söyleyeyim, son 4 yarışın 3'ünü kazanan bir isim. 3 kum yarışın 3'ünü de kazanan bir isim. Derecesi de oldukça iyi. Yani diğer rakiplerine oranla en az 1 saniye derece takıyor yani. Hatta şuna 1 saniye değil de 1 saniyenin yarısı. Ama nerede baksan yine 3-4 boyu fark yapar. Ben kazanmasını bekliyorum. Çalışmaları da gayet tatminkar. O yüzden 4 nolu Anadolu Edası Mehmet Salih Çelik'le banko olarak önereceğim isim oldu. Günün 3. koşusuna geldiğimizde handikap 15, 4 ve yukarı Arapların 2200 metre kum yarışı var ve 1 ve 6'nın ekir olduğu 7 safkanın yer almış olduğu bir koşu. Tabii handikap 15 ama gerçekten zorlu bir yarış bizi bekliyor. Burası yani her türlü sonuca açık bir yarış olduğunu ben açık ve net olarak söyleyeyim. Yani favorisi de gelebilir, sürprizi de gelebilir. Öyle bir yarış bizi bekliyor. Önceliğin 5 nolu
Feyyaz Baba, bu Yaşar temsilcisi Emre Sincan'dan bana göre bu grubun en nihayetinde kazanmaya en yakın gördüğüm isim. En azından bu mesafede yatkınlığı ve derecesi de fena değil. Salkan'ın çalışmaları da en azından tatminkar gördüğüm için ben favori hanesine bu 5 nolu Feyyaz Baba'yı almak istedim. Bu Yaşarcıklar da zaten böyle mesafeleri de sever. Altınolu Şef Nuri, Ekür Avantajan sahip. Gelibolu temsilcisi de Mehmet Salih Çelik'le. İki nolu Yantar'da bu turba temsilcisi Tamer Bali ile startlıyor. Kum çim ayırt etmeyen bir Safkan. Zaten daha önceleri kumda başarılıydı. Sonra çimde de iyi gidince çime devam ettiler ama kumu da olan bir Safkan bu turba temsilcisi. Hazırlıkları da iyi. Safkan'ın genel durumu da oldukça iyi olunca bence bu Safkan'ı da dahil edip bayağı 5-6-2 olarak geçebiliriz. Ama dediğim gibi zor bir koşu. O yüzden 3 nolu Beşir Efe ve 4 nolu Kop Kaptarı da ilave edilebilecek bir ayak arkadaşlar. Ama önce 5-6-2 daha sonra 3 ve 4 nolu Safkan'a. Günün dördüncü koşusuna geldik. Kusura bakmayın şu anda bir aklıma bir şey geldi de bugün dünden gerçi yorum yazmış da bir arkadaşımız. Gerçi bunun gibi yorumlar bayağı çok vardı. Daha öncelere bakarsak en azından bir 10 kere oldu herhalde aynı yorum yazar. Ya yazmış sen hiç diye altını tuttun mu diye bana da ya ne diyeyim ne cevap vereceğim ben inanın şaşırıyorum. Ben de yazdım ya dedim 20 sene önce mi 30 sene önce mi bir üçlü kayan yakalamıştım diyorum. Ben onu yazdım. Ya bu kadar saçma sapan hiç yazdım ya. Hiç yakaladım derken neyse ya bu konulara ben gülerek geçiyorum artık. Ne diyeyim ki artık. Günün dördüncü koşusu ikinci altılı ganyan ayağımızın başlangıç ayağı handikap 14 dişiler ait 3 yaşlı Arapların 1300 metre çim koşusu ve 11 safkanın da yer almış olduğu bu koşuya baktığım zaman bir nolu Çiçek Hanım bu turbo temsilcisi İşman Çizik'le oldukça güzel bir performansı var. Safkan bu arada gerçekten iyi durumda ve çalışmalarında da en azından ışıl ışıl gözüküyor. Hani bir çiçek gibi ışıldıyor dersek herhalde yeridir. Performans olarak da iyi. Bence favoriliği hak ediyor. 1 nolu Çiçek Hanım İşman Çizik'le. 2 nolu Büyük Selluma ve Berkay Afet temsilcisi Müslüm Çelik'le start alacak olan Safkan da 47 gün önce yarış hayatına başladığı koşuda güzel bir birincilik elde edince bütün gözler tabii ki bu Safkan'ın üzerine oldu. Ve hazırlıkları da oldukça iyi gözüküyor. 4 nolu Selmin Hanım ve Altağ temsilcisi Ayhan Kurşun'la yine istikrarlı ve formda Safkan da bence bu grupta yadırgamayacak bir isim yazıp bu ayağı 1-2-4 olarak geçebiliriz. Ama tabii ki bu tip yarışlarda genelde patlama da oluyor. Tabii büyük patlamalar oluyor bazen bu tip yarışlarda ekseride. Ama her zaman olacak diye bir kaydı yok. Ben öncelik saydığım için 1-2-4'ü yine ısrarla söyleyeyim. Benim burada net favorilerim bu üçü. Ama 9 nolu Evin, 5 nolu Avaris ve 3 nolu Yiğit Güzel'i de yani gelmeyecek safkanlar değil. O yüzden geniş at yazmak isteyenlere önereceğim isimler olsun bu safkanlarda. Önce 1-2-4 daha sonra 9-5-3 olarak önereceğim bu koşuyu. Günün 5. koşusuna geldiğimizde meydan 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışı ve buraya da baktığım zaman 9 tayın yer almış olduğu güzel bir koşu yine bize bekliyor. Evet yine işin ilginç tarafı yine bir General Cuartes temsilcisi start alıyor. Benim de bugünkü banko isim olacak 1 nolu Didi Ruba Müslüm Çelik'le en azından ilk yarışında güzel bir üçlülük ikinci yarışındaki beşinciliği de gayet tatminkar bugün Müslüm Çelik'le üzerinde ve hazırlıkları da oldukça tatminkar gözüken bu Safkan bence kazanmaya çok yakın çok uygun rakipler arasında koşması da ayrı bir avantajı oldu tabi bu %100 anlamına gelmez at atı her zaman geçer bazı arkadaşlarımız yazıyor yorumlarda abi diyor %100 mü diyor banko diyor %100 ya hiçbir şeyin %100'ü yok. Yani bizim hayatımızda bir saniye sonra, bir dakika sonra yani ölmeyeceğimizin garantisi var mı? Yok. O yüzden at atı her zaman geçiyor ama şu andaki gözüken performans olarak, derece olarak, iş olarak kazanmaya yakın, en yakın isim olduğu için de biz de banko tercihimizi bu yandan kullanıyoruz. En azından bu arkadaşlar, soran arkadaşlar oluyor. Bazen telefonda benim arkadaşlarım, kendi yakın arkadaşlarım, işte at yarışı oynayan bir arkadaşını görüyor. Ya diyor at yarışı oynuyor. Dur diyor bizim bir arkadaş var tahmin veriyor. Sana numarasını vereyim de sen ara diyor bir konuş diyor. Yani ben defalarca söyledim sakın haber yapma. Gece arası 2'de 3'de arayanlar oluyor. Bu at niye gelmedi muhabbeti yapanlar oluyor. Arıyor beni. Hadi kırmıyorum söylüyorum. Kesin mi? %100 mü? Ya bu kesin mi? %100 mü? Ne anlamı geliyor ben onu çözemedim. Ya hiç geçilmeyecek bir safkan bile biz bazen yazdığımız zaman geçiriyor. Yani demek ki garantisi yok. O yüzden bunu bir daha tekrarlamak zorunda kaldım. Hiçbir şeyin garantisi yok arkadaşlar. Biz sadece tahmin veriyoruz. Bu tahminlerde de bu safkanın kazanması daha yüksek olasılığı gözüktüğü için de bu safkanı en azından banko olarak tercih ediyoruz. Ama şöyle durum oluyor. Şimdi bu at
kazanacağı bir grupta, gerçekten kazanacağı bir grupta, hatta 5-6 boy fark atacağı bir grup denk giriyor. Bir viraja, örnek veriyorum size, bir viraja girerken, üçüncülükte dönerken önünde at, onun önündeki atın dışında bir at, bu içeride tabii onun dışında bir at, arkasından beşincilikten gelen bir at oluyor. Bu çıkamıyor, ne yapıyor? Orada kaldı, bitti. 2 saniye kayıp yapıyor. 2 saniye kayıp demek 13-14 boy demek. Bitti. At kazanacağı yarışta 5 boyu fark atacağı yerde 5 boy, 10 boy geri kalıyor. Aa işte Yılmaz Efendi, sen bunu banko verdin, bak at 5. oldu, at geçmedi. Böyle muhabbetler oluyor. At, yarış içerisinde bir sürü varyasyonlar var. Bunlar maalesef bize denk geldiği zaman kim olursa olsun yatırır. En azından bunu söyleyeyim arkadaşlar. Benim buradaki bankom bir nolu Didi Ruba arkadaşlar. Günün 6. koşusu handikap 17-3 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre kum yarışı ve 9 safkanda yer almış olduğu koşuya baktığınız zaman yine zorlu bir koşu, onu söyleyeyim, ama önceliğim, ben de favorim 3 nolu Flash Bank olacak. Bu Kaneko temsilcisi Müslüm Çelik'le benim net favorim bu safkan arkadaşlar. Ama tabii ki yanına ilaveler yapılacak. Çünkü her rakibin, ilavenin bir rakibi çıkıyor. O yüzden bir anda çoğalabiliyor. 4 nolu Yetimoğlu bana göre en ciddi rakip konumunda gözüken ismi. Bu Güngör Baba temsilcisi Ercan Şarkı'da yine iyi durumda ve iyi hazırlıklarla sahip bir tay. 5 nolu Blender Rende. Bu Bosporus temsilcisi İşman Çizik'le Stardam safkanda oldukça istikrarlı ve formda. Bu güzel formuyla ve bir de uygun kilosuyla İşman Çizik gibi bir adamla Joker'i de bence çok başarılı bir yarış koşmasını bekliyorum. 2 nolu The Difference, bir Shanghai Bobby, yine Amerika'nın güzel aygırlarından birisinin tayı olan bu safkanda Ali Şenbar'la son 3 yarışın 2000'inciliği yapmış bir isim, oldukça da formda giriyor. 1 nolu Şanlı Tay, bu El Corredor temsilcisi, işte bir tek dezavantajı biraz rakiplerine oranla bayağı bir kilo fazlalığı olması, ama bu kilo fazlası olması yani gelmeyecek anlamına gelmesin arkadaşlar. Biz 75 kiloluk atın gelmiş olduğunu da gördük. Orak canlı olarak sahadaydım, seyrettim yani. 46 kilo mu 50 kiloluk Amon Ra'ya geçti Ertuğrul Can Kılıç'ta. Ama 75 kilo at geldi mi geldi işte, Sedat Okumuş da. O yarışı zaten seyrettim. Gerçi Sedat'a da 7 hafta ceza verdi o yarıştan sonra. Neyse, bir nolu Şanlı Tay'ı yazacağız arkadaşlar. 63 kilo da olsa bu safkan çok formlu ve iyi koşmuş olduğu rakiplere bakarsak burada bence ilave edilebilir. Bir de 9 nolu 10 Ye Kuru. Bir Invisible Sun temsilcisi Mehmet Salih Çelik'le çok uygun kilosuyla ve safkanın genel görüntüsü oldukça uygun. O yüzden burada 3, 4, 5, 2, 1, 9 sıralamasını sizlere önereceğim. Ama şimdi burada ben 6 at verdim ama kalkın 6 atı yazın anlamında değil. En azından benim sıralamam bu. Siz burada tercihinizi tek atla da geçebilirsiniz. 2 atla da, 3 atla da, veya buradan benim yazdıklarımdan beğendiğiniz 2 tanesini ilave edersiniz. Ya ben bir de şunu tutuyordum, bunu ilave edersiniz. Oyun bu şekilde tutulur arkadaşlar. Yani muhakkak bir karman çorman bir şey yapacaksınız. Yani bir, en azından kendi fikrinizi de ortaya koyacaksınız. Her zaman kendi fikrinizi öncelik tanıyın derim arkadaşlar. O an hissedersiniz. Gerçekten bu his de Kemal Sunal gibi olacak ama oluyor mu? Oluyor bazen. İnsanın içine doğuyor, geliyor. Günün 7. koşusu şartlı 5, 3 ve yukarı İngilizlerin 1900 metre çim koşusuna geldik. Ve 9 safkanda yer almış olduğu bu koşuda 4 nolu Demirkurt. Bu Duto Free temsilcisi Mehmet Nur Sunkar'la start alıyor. Ve safkanın genel görüntüsü oldukça iyi. 6 gün önce de bir yarış koştu ve güzel bir üçüncülük elde etti. Yani normal şartlara baktığım zaman bu grubun üzerinde bir safkan gözüküyor. Şu andaki performans olarak da hazır gözüküyor. Bence kazanmaya çok yakın. O yüzden küçük ve risk sevenler için alternatif bir banko adayım olacak 4 nolu Demirkurt Mehmet Nuri Sunkar'la. Ama rakip arıyorum derseniz 1 nolu Lorenzo, step by step temsilcisi. Değişen bir aprantisi var herhalde. Bu kardeşimiz raporlu olduğu için binemiyor. 2 nolu Secret Blood ve 6 nolu Wind Plus'ta en azından yazılabilecek diğer isimler. Önce 4, daha sonra 1, 2, 6. Günün 8. koşusu şartlı 3, 3 yaşlı İngilizlerin 1300 metre çim koşusuna geldiğimizde 11 safkanda yer almış olduğu koşuda 4 nolu Ballı Kaymaklı. Evet vallahi iyi olur bu havada, güzel gider. Bu Marsevelli temsilcisi Arun Kılıç Aslan'la start oluyor. Bir 98 günlük arası var ama safkan bayağıdır ciddi şekilde hazırlıkları olan bir isim. Ankara'da hazırlandı. Bugün Adana'da yarış koşacak olan bu safkan bence her şeyiyle bu grubun üzerinde ve kazanmaya da bir hayli yakın gördüğüm isim. Ben yine bugün alternatif bir banko adayım olacak 4 nolu Ballı Kaymaklı. Ama vermiş olduğu aradan etkilenir derseniz o zaman 8 nolu Schrader. En azından bir yarış gördü ve bir de 5 nolu Şira, son yarışlarında biraz aşama kaydeden ve formunu yükselten bir isim. O yüzden önceliğim 4, daha sonra 8 ve 5'ten yana.
Günün son koşusuna geldik. Bir satış koşusu son koşuya denk geldi. Yine 3 yaşlı Arapların 1300 metre çim koşusuna. 12 safkanın da yer almış olduğu koşuda iki nolu Tatmar Bey. Bakalım kaç para bu? 100.000 TL. Evet, koşmuş olduğu 5 yarış bana göre 5'i de tatminkar yarışlar. Ve safkan oldukça da iyi bir kumaşa sahip. Orijin olarak da çok kuvvetli bir Baba FM. Gerçekten iyi bir orijine var, sahip bir isim. Anne kanatlı da Sergen. Sergen'in zaten bildiğimiz bir safkandı. Bu safkanda biraz yumuşak pistleri, ağır pistleri, hatta yağmurlu pistleri çok seven bir isimdi. Ama güzel bir orijin. Bence bu grupta da bir hayli ön plana çıkan isim oldu. İki nolu Tatmar Bey. Bir nolu Ahali. Bir Sultan Defus temsilcisi Müslüm Çelik'le Stadlam safkanda vermiş olduğu aradan sonra oldukça güzel hazırlıklarla bu yarışa katılıyor. Üç nolu Akserçe. Bu Demir Döven temsilcisi Erzan Çankaya'da 3 yarış koştu. Birinin ilk yarışını kazanıp ikinci, yedinci oldu. Üçüncü yarışındaki beşinciliği ben beğendim. En azından bu safkanda güzel aşama var. Ve hazırlıkları da iyi. Daha sonra 7 nolu Kader Yolu. Bu Sultan Defus'un diğer temsilcisi de Emrah Sincan'la. En azından grubun tecrübeli ismi bu yarışta da etkili koşacak isimler arasında gözüküyor. 2, 1, 3, 7 bu 4 safkan ön planda. Bir safkanda yazar dersiniz. En azından son sıfırını ölçü almadım. 4 nolu Bak Yavru. Sakarbaşı temsilcisi de Mücahit Bayır'la güzel bir sürprize imza atabilir. Aman dikkat edelim arkadaşlar. 2-1-3-7 daha sonra 4 nolu safka. Şablonumuz bu şekilde arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.